Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Proses 2 dersimizin 4. ünitesi olan kaynak ve birleştirme süreçleri ünitemize anlatacağımız videomuza hoş geldiniz. Ben Emir İşlem. Bu videomuzda 4. ünitemizin giriş kısmını ve ilk 10 slaytlık kısmını sizlere anlatmaya çalışacağım. Önümüzdeki videolarımızda da 4. ünitemizin 10'ar 10'ar slaytlarını anlatıp üniteyi bitirmeye çalışacağız. Yaklaşık bu videoyla beraber 3 videoluk bir ünite olacak. Dördüncü ünitemiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Giriş kısmı şu şekilde yapılmış. Üretim süreçleri tek bir parça. Yani tek parça metalden yapılmış bir parça. Şimdi bu üretilen parçayı sadece bir parça metal kullanarak yapıyorsak bu tek parçadan üretilmiş bir ürün diyebiliriz buna. Üretmek için yapılan işlemlerdir. Ancak gerçek hayatta çok az parça tek bir bileşenden oluşur. Yani bu üretilen nihai ürünü sadece bir tane malzemeden üretmişiz. Tek parça dediği bu. Bir ürün yani bir montaj, tek parçadan oluşan bir bileşim veya bir alt montaj yani belirli bir amaca hizmet etmek ve daha büyük bir montajın parçasını oluşturmak için birleştirilmiş tek parça grupları olabilir. Yani ürünümüz işte demin söylediğimiz gibi sadece bir tipte parçadan oluşabilir veya iki ya da daha fazla parçadan oluşabilir. Daha farklı parçaların birleşiminden oluşabilir. Örneğin basit bir tükenmez kalemi düşündüğümüz zaman 3 adet tek parçadan oluşan bir tertibattır. Bunların bir tanesi plastik tüp. Bu mürekkep tüpünü koyduğumuz işte gövdesi. 2 tane kapağı var. Ve bir alt tertibatı var. Burada 3 parça oluyor. Plastik tüpü 2 kapağını bir parça sayıyorlar ve bir tane de alt tertibat kısmı var. Birkaç tek parçadan oluşan bir montaj olarak düşünülebilecek bir kartuş, mesela yazıcı kartuşları falan olabilir. Birleşme ve montaj süreci iki ana sınıfa ayrılabilir. Birincisi kalıcı olmayan birleştirme. İkincisi de kalıcı birleştirme. Şimdi kalıcı olmayan birleştirme tek parçaların birden çok montajına yani sökülmesine izin verir. Tek parçaları geri söküp takabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama İkinci olarak anlatacağımız tekli parçaların veya montajların kalıcı kombinasyonlarında burada sökme işlemi yapıldığı zaman montajda ciddi hasarlara neden oluyor. Nihai sökme montajdaki bileşenlerde ciddi hasara neden olur. Burada yazmışız zaten. Aşağıdaki gibi kullanılan operasyonel yöntemlere göre daha fazla sınıflandırma mümkündür. Burada mesela birinci operasyonel yöntem mekanik montaj. İkinci operasyonel yöntem birleştirme süreci. Mekanik montaj olarak baktığımız zaman yani diğer bir ismi kalıcı montaj. Ney bunlar? Perçinleme, presle geçirme ya da sıtma geçme veya kalıcı olmayan montaj. İşte vidalar, civatalar, saplamalar. Saplama dediğimiz işte bu şeye benzeyen bir alet var. Şu civataları açan bir kol var ya. Civataları açan sekizgen, altıgen şeklinde olan kollar var. Ona benzeyen bir alet. Somunlar gibi dişli bağlantı elemanlarıyla montaj yoluyla mekanik olarak tutturmak için çeşitli sabitleme yöntemlerinin kullanılmasını içerir. Burada vidalar, civatalar, saplamalar, somunlar dediğimiz kalıcı olmayan montaj örnekleri. Perçinleme, presle geçirme ya da sıkma geçme dediğimizde kalıcı montaj örnekleri. Birleştirme süreci var. Birleştirme süreci de kalıcı bir montaj oluşturmak için parçaların birleştirme işlemi, adı üstünde zaten kalıcı bir montaj oluşturabilmek için parçalar birbirleriyle birleştiriliyorlar. İşte bu birleştirme süreçlerinden bir tanesi kaynak, ikincisi yapıştırma, üçüncüsü sert lehimleme, dördüncüsü yumuşak lehimleme. Önümüzdeki videolarda bu sert lehimleme ve yumuşak lehimlemenin farkını tablo halinde size hazırlayıp da göstereceğiz. Önümüzdeki videoda Allah'ın izniyle inşallah. Mekanik montaj. Şimdi dişli bağlantı elemanları yani kalıcı olmayan montaj olarak açıklamasını yapacağız burada. Civataların montajı için iç veya dış dişlere sahip bileşenlerdir. Mekanik montajın bir türü dişli bağlantı elemanlarıdır. Bu da kalıcı olmayan bir montajdır. Mekanik montajın bir türüdür. Bu da parçaların montajı için iç veya dış dişlere sahip bileşenler şeklinde tanımlanır. Burada 4 tane madde tanımlayacağız. 4 tane malzemenin tanımını vereceğiz. Civata ilk olarak tanımını vereceğimiz. Şurada gösterdik.
Çizim derslerinde de bunun çizimini AutoCAD'den yaptırmışlardı bize. Cıvata bu. Şuradaki kafa kısım cıvatadır. Parçadaki deliklerden sokulan ve karşı taraftaki bir somuna vidalanan dıştan dişli bir bağlantı elemanıdır. Cıvata bu. Bu cıvatadır. Bunun alt kısmı şurası. Altındaki bu kafa yeri somundur. Aynı şekilde burada da bakın somun. Burası da somun. Burada gösterebiliriz. Vida dediğimiz kısım genellikle kör dişli bir deliğe monte edilen ve somun gerektirmeyen dıştan dişli bir bağlantı elemanıdır. İşte bakın vida. Kör deliğe monte edilmiş. Kör delik dediğimiz İngilizcesi blind hole'dur. Yani bu delik boydan boya delinmemiş. Boydan boya delinmemiş. Belli bir yere kadar bu delik oluşturulmuş. Belli bir yerden sonrası normal malzeme devam etmiş. Delik malzemenin sonuna kadar gitmemiş. O yüzden bunun adı kör delik. Burada bakın vidayı göstermiş. Vidanın kafa tarafı, baş tarafı yani vidanın. Burası da vidanın dişli tarafları bakın burada göstermiş. Üçüncüsü saplama dediğimiz. Saplama budur. Şuradaki şu vida gibi olan sopa kısmı. Bakın şurası somun ve buradaki cıvatanın aynı şekilde geçtiği yer. Bakın şurası saplama. Buradaki çubuk şeklinde olan şey bu saplamadır. Cıvata başı olmayan dıştan dişli bir bağlantı elemanıdır. Pardon, burada yanlış söyledik. Saplama bu değil. Çünkü cıvata başı olmayan yazmışım buraya ben. Cıvata başı olmayanlar saplamadır. Bakın bu. Buradaki saplama değildir. Bu saplamadır. Şuradaki çubuk şeklinde olan alet bu saplamadır. Saplamalarda cıvata başı olmaz. Sadece somunlar kullanılarak bu saplamalar yerleştirilir. Somunlar buraya sıkılır ve iki parça birbirine tutturulmuş olur. Burada zaten söyleyeceğiz. Cıvata başı olmayan dıştan dişli bir bağlantı elemandır. Saplamalar ayrıca bir somun kullanarak iki parçayı birleştirmek için de kullanılabilir. Bakın somunları buraya sıkıca sabitledik. İki parça da burada yerinde oynamadan kaldı. Şu şekilde bu birinci parça, şurada ikinci parça. Şu şey de saplama adını alan alet işte şurası. Bu şey saplama oluyor. Bir ucunda veya her iki ucunda da dişli mevcuttur. Bakın. Burada bakın dişli kısım var. Burada da dişli kısım. Kendisi zaten dişli kısımdan oluşuyor. Bu saplamanın burada göstermiş zaten. Somun saplamaya takılan hem üstten hem alttan bakın takılmış. Bakın burada da var somun. Standart dişlere sahip içten dişli bir tutturucudur. Bakın içten dişli tutturucu. Bu içten dişli dıştan dişli muhabbetini de söyleyecek olursak. Bakın burada vida. Buradaki saplama. İşte bakın buradaki bu parça dıştan dişlidir. Ben buradan baktığım zaman vidadaki dişleri dışarıdan görebiliyorum. Bakın saplamadaki dişleri dışarıdan görebiliyorum. Veya bakın buradaki dişleri dışarıdan görebiliyorum. Burada da assembled part demiş. Yani birbirine tutturulmuş olan parçalar, montajı yapılmış olan parçalar. İçten dişli bağlantı elemanı ne demek? İçten dişli bağlantı elemanları ise buradaki dıştan dişlilere geçirilen bağlantı elemanları. Dışarıdan bakıldığı zaman dişleri görülmeyen bağlantı elemanları. Bakın burada saplama dıştan dişli demiştik. Somun saplamaya geçirilmiş. Yani işte somunu sıkmışız. Bakın somunun içinden geçmiş saplama. Bu içten dişli bir bağlantı elemanı olur. Somunun dişlerini buradan baktığımız zaman göremiyoruz. Saplama somuna geçirilmiş. Hatta şöyle diyelim. Somun saplamaya takılmış. Saplamanın dişleri dışarıda, somunun dişleri içeride. Bir uyum sağlaması için zaten çark mantığı gibi düşünün. Saplama dıştan dişli, somun mecbur içten dişli bir bağlantı elemanı oluyor. Aynı şekilde cıvata bakın. Cıvatayı da buradaki sopa gibi şeye takmışız. Sopa gibi şeyin bu dişleri dışarıda, cıvatanın dişleri de içeride olmak zorunda ki buraya geldiği zaman otursun. İşte bakın dışarıdan biz baktığımız zaman dişli kısmını göremediğimiz elemanlara içten dişli elemanlar diyoruz. Dışarıdan baktığımızda dişli kısmını görüyorsak dıştan dişli elemanlar oluyor. Burada da bakın cıvata ve somunun takılmış şeklini göstermişiz. Burada vidanın nasıl takılacağını, yani vidanın takılmış monte edilmiş halini gösterdik. Burada da somun ve saplamanın şu dediğimiz şey saplama şuraya yazdık. Şurası saplama. Buraya bakın burada nasıl yapılacağını size göstermiş olduk resim üzerinde. Dişli bağlantı elemanlarında kafa stilleri. Kafa stilleri dediğimiz işte şurada bakın flat demiş düz. İşte bakın böyle bir kafa.
Şurada filister demiş. Şöyle hafif oval, şöyle düz bir zeminin üstüne şöyle oval ufacık bir şey yerleştirilmiş. Truss dediği bakın böyle çatı gibi. Zaten statik dersinden de hatırlarsınız trussları. Şöyle çatı gibi bakın oval. Böyle dışarıdan bir ısırık alınmış karpuz dilimi gibi duruyor bakın. Hexagon dediği altıgen. İşte bakın şu şekilde şöyle altıgen. Normal bildiğimiz somun. Şurada Philips dediği. Philips işte normalde kendi kafası yuvarlak. Bu işte normal bildiğimiz yıldız tornavidayla taktığımız vidalar. Bu. Hex dediği. Şu internal dediği iç. Yani hex dediği hexagonal. Altıgensel bir tornavida boşluğu var burada bakın. Şu somunları sıkmak için aletler oluyor. Şöyle L şeklinde. Onları buraya takıyorsunuz. Böyle döndürerek bunu sıkabiliyorsunuz. Bakın burada da onun kare halini göstermiş. Böyle de kare tertibatla bunu sıkabilirsiniz. Bu da işte kare içten kare şekline ait bir kafa stili bakın bu da. Yani bu burada gösterdiği şeyin resimleştirilmiş hali. Yani burada söyledik çok sayıda kafa stili mevcuttur. Bazıları bunlardır. Bu sade işte örnekleri. Civata ve vidalarda dediğimiz gibi kafa stili çoktur. Dişli bağlantı elemanları çeşitli boyutlarda, dişlerde ve şekillerde olabilir. İşte mesela burada gösterdik. Bu kafaların geometrilerinin yanı sıra mevcut çeşitli boyutlar operatör için farklı el aletleri gerektirir. Mesela bakın işte burayı yıldız tornavida söküp takabiliyorken burada yıldız tornavida kullanamazsınız. Altıgen başlı bir alet kullanmak zorundasınız. Burada mesela kare başlı bir alet kullanmak zorundasınız. Mesela gibi gibi. Atıyorum burada bir İngiliz anahtarı işinizi görebilir. Burada düz tornavida işinizi görebilir. Hatta bu üçünü de şurada düz tornavidayla takıp çıkartabilirsiniz. Yani çeşitli el aletleri burada gerekiyor. Bunlara ek olarak diğer dişli bağlantı elemanları ile ilgili donanım türleri de mevcuttur. Bu donanım türleri de işte vida dişli ekler. Bu normal mekanik sistemlere vida şeklinde eklenen vida dişi içeren ek parçalar. Sabit dişli bağlantı elemanlarını içeren parçalar. Bir de rondelalar. Bunlar örnek olarak gösterilebilir. Şimdi dişli bağlantı elemanlarının sıkılması. Dişli bağlantı elemanları sıkma torku miktarı önemlidir. Yani bu dişli bağlantı elemanlarında sıkma işleminde ne kadar sıkım yapacağımız gerçekten çok önemli. Belli bir yerden sonra sıkmaya devam edersek yalama olabilir bizim parçamız. Bağlantı elemanı parça yüzeyine oturana kadar döndürüldüğünde ilave sıkma bağlantı elemanındaki gerilim miktarını ve ayrıca bir arada tutulan parçalardaki sıkışma miktarını arttırır. Yani mesela diyelim mobilya montajı yaparken bilmiyorum hiç daha önceden mobilya böyle hani Koçtaş gibi yerlerden veya Tekzen gibi yerlerden mobilya alıp da hiç kendiniz evde kurdunuz mu bilmiyorum ama eğer ki kurduysanız mesela mobilyaya orada mesela çivi var. Çiviyi takarken veya işte buradaki gibi vidalardan olur genelde onlarda. Vidaları falan takarken tornavidanın ucunu çok döndürdüğünüz zaman belli bir yerden sonra yalama olur. Direkt kendi hiç sıkılmamış gibi kolay bir şekilde dönmeye başlar mesela. Buradaki sıkma torku miktarını aştığınız zaman yalama olur bağlantı elemanı. Gerekli torku uygulamak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Burada dört tanesini biz göstermişiz. Birincisi operatör hissi. Bu yani sonuçta beşer şaşar demişler. Hepimiz yani beşeriz. Sonuçta çok doğru değil, çok güvenilecek bir şey değil. Ancak çoğu montaj için bu yeterli oluyor insan hissi. İkincisi tork anahtarları. Sıkmada daha fazla güç uygulayarak daha kolay bir sıkım sağlar. Sıkmada uygulanan güç miktarını arttırır tork anahtarları. Üçüncüsü elektrikli anahtarlar. Gerekli torka ulaşıldığında durmak için tasarlanmıştır. Yani bu atıyorum ki 1000 Nm'lik torka programlanmıştır. Bu sıkar, sıkmaya başlar. 1000 Nm'lik torka ulaştığımız zaman, pardon konuşamadım. 1000 Nm'lik torka ulaştığımız zaman programlaması gereği bu çalışmayı durdurur. Dördüncü olarak tork dönüşlü sıkma. Önce düşük torka ardından belirtilen ek miktara kadar sıkma. Yani önce düşük bir tork değerine kadar sıkım yapar. Ardından da bizim belirttiğimiz diyelim önce
50 Nm'lik bir torka kadar sıkım yaptı. Ardından da ben dedim ya 50 değil 150 Nm'lik bir torka kadar sıkım yap. Benim belirlediğim miktara kadar kendisi tekrar sıkım işlemini yapar ve daha sonra durdurur kendini. Burada da gösterdik türlerini. Dişli çoklu bağlantıların sıkılması durumunda önemli bir konu uygun sıkma sırasını seçmektir. Yani böyle önümüze geldiği gibi hemen sağdan başla falan mantığı burada olmuyor maalesef. Gösterilen şekilde sıkma tipi olarak 3 adımda yapılmaktadır. Burada zaten şekilde gösterdik hangi bağlantı elemanının ilk önce sıkılacağını numaralarla gösterdik sırasıyla. İlk olarak 1 bölü 3'lük bir tork ile sıkılır. Yani ilk olarak diyelim burada mesela 1 numaralı bağlantı elemanı var. Ben bunu tamamen sıkayım sonra 2'ye geçeyim değil. İlk olarak bunu 1 bölü 3'lük bir sıkım miktarına kadar sıkacağız. Daha sonra 2'ye geçeceğiz. Daha sonra 3'e, 4'e, 5'e işte buradakilerin hepsini bitireceğiz aynı bu şekilde. Hepsini bitireceğiz. Daha sonra bakın ikinci adım maksimum torkun 2 bölü 3'üne kadar daha fazla sıkma. Yani burayı 1 bölü 3'ü kadar zaten sıkmıştık ya. Daha sonra da benim kalanın 2 bölü 3'ü kadar daha sıkmam gerekiyor. Burada da aynı şekilde 2 bölü 3'ü kadar sıkmam gerekiyor. Burada yine buralarda aynı şekilde yine ilk belirlediğimiz sıraya göre sıkmamız gerekiyor. Burada belirledik sıraları zaten. Son olarak tüm tork miktarına kadar sıkma. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela arabalarda bilmiyorum hiç teker değiştirdiniz mi ama veya değiştirilirken teker değiştiren ustanın yanında durdunuz mu gördünüz mü hiç bilmiyorum da bijon takılırken mesela atıyorum ki arabalarda mesela tekerlerde 5 tane bijon vardır. 5 tane bijon var. Şimdi bu bijonları takarken ilk baştan şöyle yapıyorlar mesela bakın diyelim bu birinci bijon olsun. İşte şu 7 numara ikinci bijon olsun. Şu 5 numara üçüncü bijon. İşte şu dördüncü bijon, beşinci bijon falan. Ne yapıyorlar bu bijonları sıkarken? İlk baştan geliyorlar. Bu 1 numarayı biraz böyle sıkıyorlar. Gene buradaki 1 bölü 3'lük torka kadar biraz sıkıyorlar. Yani diyelim bijonlar atıyorum ki tam sayı olsun diye söylüyorum. 30 dönmede tamamen sıkılacaksa bunu bir 10 tur çeviriyorlar. Daha sonra ikinciyi 10 tur çeviriyorlar. Daha sonra işte bunu 10 tur. Daha sonra bunu 10 tur. Daha sonra buradakini 10 tur. Bunları 10 tur çeviriyorlar. Daha sonra işte geliyorlar birinci bijona işte 20. tura kadar bir 10 tur daha çeviriyorlar. 2 bölü 3'ü 30'un 2 bölü 3'ü 20 ya. 20. tur dahil olmak üzere bir 10 tur daha çeviriyorlar. Yine işte buradakini 10 tur, buradakini 10 tur, burada çapraz sıkım denen bir şey var bijonlarda. Bunu sıkıyorlar. Daha sonra 8 numara, daha sonra 7 numara, daha sonra 6, daha sonra 5, daha sonra 2. Benim hatırladığım kadarıyla bu şekilde sıkılıyordu bijonlar. İşte burada 2 bölü 3'üne kadar da sıktıktan sonra son olarak işte atıyorum ki 30 turdu biz 20 tur sıkmıştık ya kalan 10 turu da buradan tamamlıyoruz. Yine aynı sırayla bakın birinci olarak işte burası ikinci olarak işte burası üçüncü olarak dördüncü olarak beşinci olarak altıncı olarak falan filan kaç tane bijon varsa genelde 5 tane bijon oluyor. Son olarak yine aynı sıraya göre sırayı hiç bozmadan buradaki gösterdiğimiz miktarlara göre orantılara göre sıkma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir diğer montaj türümüz perçinleme. Yani kalıcı bir montajımız perçinleme. Kalıcı montaj türlerinden birisi. Perçin pimi parçalarda gideliklerden geçirerek ve ardından karşı taraftaki pimde ikinci başlığı oluşturarak yani alt üst ederek parçaları birleştirmek için kullanılan dişsiz başlı bir pimdir. Perçinin kendisi de bir pim. Deformasyon işlemi sıcak veya soğuk olarak çekiç veya sabit bir presle de yapılabilir. Çekiçle veya sabit bir presle de deformasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Perçin deforme olduktan sonra kafalardan birinin kırılması dışında çıkartılamaz. Zaten kalıcı montajda çıkartması kalıcı hasara neden oluyor diye en baştan söylemiştik. İkinci kafayı oluşturabilmek için perçinin nasıl bozulacağını etkileyen 5 temel geometri. Bakın burada. Bu şekilde bakın. Bu sağlam perçin. Perçin bu. Burası sağlam perçin. Bura boru şeklinde olan perçin. Şu şekilde bakın. Boru şekilli perçin. Burada yarı borulu perçin. Şu şekilde.
Burada çatallı perçin. Buranın içi boş tabii, bu beyaz kısımlar boş. Burası bakın çatallı perçin. Bir dişi burada, bir dişi burada gibi. Sıkıştırma perçin. Bakın bu şey bunun içine giriyor. Şu şekilde bakın. İşte bakın buradaki bu çatalları böyle yanlara doğru yamultmuşlar. Bakın burada mesela yarı borulu perçin bakın. Bunların görsellerini inceleyebilirsiniz. Perçinleme bize ne sunuyor? Basitlik sunar, yüksek üretim oranları ve düşük maliyet sunar. Bunlara rağmen son zamlarda, pardon yanlış olmuş, son zamanlarda olacaktı. Orayı yanlış yazmışız. Kusura bakmayın. Son zamanlarda dişli bağlantı elemanları uygulamaları kaynak ve yapıştırma lehine azalmıştır. Perçinleme kaplamalı kanallara ve diğer yapısal elemanlara birleştirmek için uçak ve havacılık endüstrisinde birincil bağlama işlemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Yani uçak endüstrisinde ve havacılık endüstrisinde perçinleme işlemi bağlantı elemanı olarak birinci sırada kullanılmaktadır. Ekipmanın çoğu taşınabilir veya manuel olarak çalıştırılır. Otomatik delme ve perçinleme makineleri delikleri delmek, ardından perçinleri yerleştirmek ve kırmak için kullanılmaktadır. Bakın burada söylemiş. Otomatik delme ve perçinleme makineleri ilk önce geliyor, ilk baştan delikleri deliyor. Daha sonra perçinleri bu deliklere yerleştiriyor ve perçinleri kırıyor gerekirse. Bastırarak geçme, büzüştürme veya genleştirme, geniştirme uyumu, genişleme uyumu. Yani kalıcı montaj. Bu da birleştirilen eşleşen parçalar arasındaki mekanik girişime dayalı montaj yöntemleridir. Bastırarak geçme ne demek? Onu bir tanımlayalım. Bastırarak geçme, bu montaj türünde iki bileşenin aralarında bir sıkı geçme vardır. Tipik durum DP çapına sahip bir pimin biraz daha düşük çaplı DC şekilde verildiği gibi bir deliğe bilezik bastırılması işlemidir. Bunun şekli var mı? Yok galiba. Bunun şeklini koymamışız. Yani ben size şöyle açıklayayım. Şimdi şunun gibi bir pim var. Bu perçin zaten pim demiştik. Böyle bir pim var. Biz bu pimin çapı DP, bu pimin çapı DP. Biz bu pimi pimden biraz daha küçük bir çapa sahip olan bir deliğe geçirmeye çalışıyoruz. Bu geçirme işlemi ve buradaki deliğe de bilezik deniyor. Geçirme işlemine de bastırarak geçme deniyor. Yani atıyorum ki buradaki şu perçin zaten pim ya. Buradaki bu pimin çapı atıyorum ki 100 olsun. Buradaki bilezik dediğimiz deliğin çapı da atıyorum ki 70 olsun. Biz bu perçini deliğin üstünden böyle bastırıyoruz. Bastırarak bu perçini deliğe geçirmeye çalışıyoruz. Bunun ismi bastırarak geçme oluyor. Presli bağlantı uygulamaları, bileziklerin, dişlilerin, kasnakların ve benzer bileşenlerin şaftlar üzerine montajı gibi bileşenlerin yerleştirilmesini ve kilitlenmesini içermektedir. Presli bağlantı uygulamaları bunları içeriyor. En büyük sınırlamalar önemli bir baskı kuvvetinin gerekliliği ve pres geçirme sırasında bileşenlerin yüzeylerinde oluşacak olan olası hasardır. Yani bileşenlerde pres geçirme sırasında tabii bir zorlama oluyor. Baskı kuvveti gerekliyor demiştik zaten. Baskı kuvveti gerektiğinden hani sonuçta bir bastırma var, bir presleme var, bir zorlanma olacak elbette. Bu zorlanmadan dolayı meydana gelen bir hasar bizim en büyük sınırlamamızdır. Büzüşmeli bağlantı işleminde bu sınırlamalar ortadan kalkmaktadır. Onu da tanımlayacağız. Bakın, sıkı geçme ve genleşme bağlantısı bir başlığımız var burada. Burada büzüşmeli bağlantıda dış kısım termal genleşme ile büyütülmek üzere ısıtılırken iç kısım ya oda sıcaklığında kalır ya da boyutunu küçültmek için soğutulur. Parçalar daha önce birleştirilir ve oda sıcaklığına geri getirilir. Pardon, daha sonra parçalar birleştiriliyor. Bu işlemden sonra dış kısım ısıtıldıktan sonra ve iç kısım küçültmek için soğutulduktan ya da oda sıcaklığında kaldıktan sonra bu birinci adımdaki bu işlem uygulandıktan sonra ikinci olarak parçalar
birleştiriliyor ve oda sıcaklığına geri getiriyor parçaların sıcaklığını. Oda sıcaklığına geri getiriyoruz. Böyle de dış parça büzülür ve iç parça önceden soğutulmuş da genişleyerek küçücük bir sıkı geçme oluşturur. Zaten dış kısmı ısıtmıştık ya, oda sıcaklığından yüksekti dış kısmı sıcaklığı. Oda sıcaklığına getirince bu soğuma gerçekleştirdi ve büzüldü. İç kısım da önceden eğer ki soğutulmuşsa genişleyerek güçlü bir sıkı geçme oluşturur. Yani iç kısım oda sıcaklığından daha düşük bir seviyedeyse iç kısmın sıcaklığı oda sıcaklığına kadar ısınacak ve bir genleşme meydana getirecek. Sıkma geçme yönteminin bir modifikasyonu montaj için daraltmak için sadece iç parça soğutulduğunda meydana gelen genleşme bağlantısı olarak adlandırılmaktadır. Eşleşen bileşene yerleştirildikten sonra oda sıcaklığına kadar ısınır ve parazit düzeneğini oluşturmak için genişler. Çalışma parçalarının ısıtılması veya soğutulması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Isıtma ekipmanları arasında da yani bu çalışma parçalarının ısıtma işlemini gerçekleştiren ekipmanlarda meşaleler, işte fırınlar, elektrik rezistanslı cihazlar ve elektrikli indüksiyonlu ısıtıcılar bulunmaktadır. Bu aletlerle buradaki çalışma parçalarını ısıtabiliyoruz. Soğutma yöntemleri arasında da geleneksel soğutma, işte kuru buzda paketleme, kuru buz biliyorsunuz katı karbondioksittir. Sıcaklığı epey bir düşüktür kuru buzun. İşte soğuk sıvılara daldırma, sıvı nitrojen dahil buna bulunur. Yani soğutma yöntemleri arasında soğuk bir sıvıya daldırarak da malzeme soğutma işlemi yapılabilir. Isıtma veya soğutmadan kaynaklanan çap değişikliği, ısıl genleşme katsayısına ve parçaların maruz kaldığı sıcaklık farkına bağlı olarak değişmektedir. Bu yöntemler dişlileri, kasnakları, manşonları ve diğer bileşenleri katı ve içi boş millere takmak için kullanılmaktadır. Yani diyelim dişlinin çapı milden küçük, dişliyi ısıtıyoruz, genleştiriyoruz ve mile bu şekilde geçirmiş oluyoruz. Veya işte kasnak için, manşon için fark etmez. Isıtarak veya soğutarak çaplarını büyütüp küçülterek buradaki millere geçirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte en popüler uygulama şaftlara lurman takmaktır. Şaftlara lurman takılırken ne olur? Şaftın kendi çapı atıyorum 10'dur. Rulmanın çapı 8'dir. Rulmanı biraz ısıtırız. Çapını böyle 11-12 falan yaparız. Daha sonra şaftın içine rulmanı takarız. Daha sonra rulman soğuyunca kendi büzüşmeye uğrar ve şafta tam oturacak hale gelir. Bu şekilde şafta rulman takılmış olur mesela. Bir sıkı geçme gerçekleştirilmiş olur. Şimdi kaynak var. Kaynağın türlerini burada sağ kısımda verdik. Common welding processes demiş. Yani sıklıkla kullanılan kaynak türleri. İşte soldering, brazing. Burada tanımladık ilerleyen slaytlarımızda. İşte yumuşak lehim, sert lehim. İşte dövme kaynağı. İşte oksiyasetlen gaz kaynağı, elektrik kaynağı, bunlar türleri mesela. Burada arc kaynağı var, yine türleri. Sürtünme kaynağı, işte soğuk hatta kaynağı, difüzyon kaynağı, işte patlama kaynağı falan filan. Patlayıcıyla oluşturulan kaynaklar. Bunların hepsini tanımlayacağız ilerleyen videolarda inşallah. Kaynak ne demek, bir ona bakalım. Kaynak, kaynaşmanın mikro yapı birimi, ısı ve yani mikro yapı birimi dediğimiz işte moleküller arasındaki birleşme işlemi diyebiliriz. Atomlar arasındaki birleşme işlemi diyebiliriz. Kaynak bu mikro yapı birimi ısı veya basınçla elde edildiği kalıcı bir birleştirme işlemidir. Tamam, kaynak işlemini zaten biliyoruz. Yani iki parçanın kalıcı olarak birleştirilmesi işlemidir. Isı veya basınç yoluyla iki parçanın kalıcı olarak birleştirilmesi işlemidir. Aynı zamanda atomlar arasındaki kuvvetleri çekmesi nedeniyle metalurjik bağlanmayı da ifade etmektedir. Parçaların bu yöntem ile birleştirilmesine kaynaklama ya da işte kaynakla montaj adı verilmektedir. Isı veya basınç uygulama şekli ve kullanım ekipman açısından farklılık gösteren birçok kaynak işlemi geliştirilmiştir. Yani ısının uygulama şekli veya basıncın uygulama şekli ve kullanılan ekipmanlar açısından aralarında farklılık olduğu için birçok kaynak türü vardır. Kaynak sırasında ana malzemenin durumuna göre
sınıflandırılırlar. İşte sıvı hal veya diğer bir adıyla füzyon kaynağı. Bu kaynaklama birleştirilecek yüzeylerin eritilmesiyle yapılmaktadır. Bazı durumlarda ek yerine dolgu metali doldurulabilir. Bu bizim bildiğimiz normal kaynağa benzer. Birleştirecek yüzeyleri eritiyoruz. Eritildikten sonra birleştirip soğumaya bırakıyoruz. Aynı döküm yapmak gibi. Katı hal kaynağı var. Kaynaklama, yani bu kaynaklama türünde ısı veya basınç ile sağlanır. Kaynak işlemi ısı ya da basınç ile olur. Ancak baz metalde erime meydana gelmez ve dolgu metali eklenmez. Kaynak yapılacak yüzeylerin temizliği ile kaynaşma iyileştirilmektedir. Yani kaynak yapılacak yüzeyler ne kadar temiz olursa kaynak o kadar sağlam, kaliteli olur. Katılaşan metal içerisinde hapsoldukları için yüzey oksitleri metalden uzaklaştırılmalıdır. Peki yüzey oksitlerini neyle uzaklaştırıyoruz? Burada flux dediğimiz bir madde meydana geliyor. Yani bizim işimize yarıyor, meydana geliyor dediğim bu. Flux dediğimiz bir madde araya giriyor. Ne demek flux? Flux, kaynak yüzeyini atmosferik kirlerden koruyan, eriyebilir bir yapısı olan oksitleri gidermek için kullanılmaktadır. Eriyebilir yapısı olan oksitleri gidermek için flux kullanılıyor. Bakın burada demişiz, eriyebilir curuftaki oksitleri gidermek için kullanılır fluxlar. Flux dediğimiz madde burada işimize yarıyor. Arc kaynağında kaplı elektrotlar kullanılmaktadır. Gaz veya dövme kaynağında bir toz formu kullanılır. Örneğin boraks veya NHCl4, bakın burada söyledik, amonyum klorür, yani diğer bir adıyla nişadır. NH4Cl şeklinde bunu tanımlıyoruz. NH4Cl nişadır. Burada ek yeri ve kaynak türleri, burada bakın gösterdik. Burada birinci olarak ek yeri türlerini tanımlamışız. Ek yeri türleri 5 tane. Burada bakın A, B, C, D, E şeklinde alttan üste doğru gösterdik. Burada butt joint var. Alın eklemi. Bakın bu alın eklemi şurası. Butt joint. İkinci olarak corner joint var. Corner joint. Köşe eklemi bakın. İki metalin köşesini birleştirmiş. Köşe eklemi. Üçüncü olarak lap joint. Şurada bakın şu D seçeneği lap joint. Diz eklemi şu. Burada T joint, T eklemi. Bakın T şeklinde parçaları eklemsel olarak birleştirmiş. Bakın bu da edge joint. Beşinci olarak kenar eklemi. Şurası bakın edge joint, kenar eklemi. Şöyle. Bunlar eklem türleri, yani ek yeri türleri. Bu şekilde yapılabilir. Bir de kaynak türleri var. İşte bakın burada kaynak türleri. Burada dolgu kaynağı, fillet weld diye göstermiş. Dolgu kaynağını. İngilizcesi fillet weld'tir. İkinci olarak oluk kaynağı, groove weld, oluk kaynağının İngilizcesi. Üçüncü olarak bakın bu fillet weld, bakın şurada dolgu kaynağı, fillet weld. Dübel ve yuva kaynağı, plug and spot weld, bakın burada göstermiş plug and spot weld, şurada. Beşinci olarak flanç kaynağı, flanç weld diye göstermiş, flanç weld. Son olarak yüzey kaynağı, surface weld. Burada şekillere bakıyorum da bütün hepsini koymamışlar şekilde. Bulabildiklerimi sadece gösterdim. Burada bakın, groove weld, şurası bakın groove, türleri var bunun. Square groove dedi. Şurası bakın V groove, şöyle V şeklinde. Bevel groove, böyle bir tanesi düz, bir tanesi çapraz bir şekilde bakın kenarların. U groove bakın U şeklinde. J groove bakın şöyle J gibi J şeklinde bakın. Burada groove türlerini göstermiş mesela. Burada inceleyebilirsiniz buradaki resimleri. Şimdi yumuşak lehim ve sert lehim. Bunlar ne demek? Bunlara geldik. Lehimleme, yani diğer bir adıyla yumuşak lehim ve sert lehim, metalleri bir üçüncü birleştirme metali, yani buna dolgu metali diyoruz, ile birleştiren
sıvı halde eklem içerisine sokulan ve katılaşmaya bırakılan işlemlerdir. Bu süreçler küçük montajların birleştirilmesinde, onarım işlerinde ve elektrikli parçalarda geniş ticari kullanıma sahiptir. Şimdi yumuşak lehim nedir? Yumuşak lehim, bu lehim türünde ağırlıklı olarak, yumuşak lehimde ağırlıklı olarak ne kullanılıyormuş? Kurşun ve kalay alaşımları kullanılmaktadır. Bunların erime aralığı 180 ila 370 derece arasındadır. Yumuşak lehimde genel olarak kurşun ve kalay alaşımları kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bileşim, bakın bileşimin %50'si kurşun, %50'si kalaydan oluşmaktadır. Ve 220 derecede erigen formudur bu bileşimin diyelim. Yaygın olarak kullanılan bileşim, yani burada alaşım yapılmış zaten biliyorsunuz metaller birbirleriyle alaşım oluştururlar. Yaygın olarak kullanılan alaşımın özellikleri de burada alaşımın yarısı kalaydan, yarısı da kurşundan oluşuyor. Ve buradaki alaşım 220 derecede eriyor. Fiyatı düşürmek veya özellikleri arttırmak için alaşım elementleri, yani buradaki özelliği verilen şu %50'si kurşun, %50'si kalay olan ve 220 derecede eriyen alaşımın içerisine fiyatı düşürmek için işte burada kadmiyum, işte gümüş, bakır, çinko gibi malzemeler eklenebilir. Herhangi bir ısıtma yöntemi, yani daldırma, meşale, elektrik direnci, bunu ileriki slaytlarda tanımlayacağız, kullanılabilmesine rağmen genellikle havya ile yapılır. Havya dediğimizde yumuşak lehimli demirdir. İngilizcesi soldering iron'dır havyanın. Bunun mukavemeti düşüktür. Bu yumuşak lehimin mukavemeti düşüktür. Bu sebeple de genellikle elektronik endüstrisinde yumuşak lehim kullanılmaktadır. İşte bakın burada sıcaklığın buradaki kalay yüzdesine bağlı olarak gösterdiği grafik eğrisini şekil olarak size verdik. İşte bakın kalay eğrisi arttıkça sıcaklık belli bir şekilde oynamalar yapmış. Burada kurşuna bağlı ve kalaya bağlı eğriler gösterilmiş. Burada mesela kurşuna bağlı eğri gösterilmiş. Şöyle yaklaşık 330 kaç 327 yazmış zaten dereceden şu şekilde şöyle inmiş. Şurada bakın. Burada %20'lik bir kalay olduğu zaman bu şekilde bir sıcaklık azalması gözlemlenmiş. Burada bu şekilde grafiği vermiş olduk. Sert lehim. Bu işlem yumuşak lehimlemeye benziyor. Ancak bu işlemde sıcaklık biraz farklı. Sıcaklık 430 derecenin üzerindedir. Ama metalleri eritmeyecek kadar bir sıcaklık olmalıdır. Tamam, sıcaklık 430 derecenin üzerinde ama metallerin erime noktalarından da daha düşük olmalıdır. Burada sert lehimin bu tanımı toz metalurjisi süreçleri ünitemizde, yani bu dersin son ünitesinde sinterleme işleminin tanımına benzemektedir. Sinterleme işleminde de tozları ısıtıp da eritmeyecek kadar bir sıcaklığa ulaştırıyorduk. Tozların erime sıcaklığına gelmeden ama erime sıcaklığına çok yakın bir sıcaklığa ulaştırıyorduk. Burada da aynı şekilde. Burada yalnız minimum sıcaklık değeri var. 430 derecenin üzerinde olmak zorunda sıcaklık. Ama metallerin erime sıcaklığından da düşük olmalıdır. Demir içermeyen dolgu metali kılcal çekimle dağıtılır. Sert lehim metalleri ve alaşımları aşağıda gibidir. Bakın burada gösterdik. Bunların birincisi bakır. Sert lehim metallerinden bir tanesi bakır. Bakırın erime noktası 1083 derecedir. Burada bilgisini vermiş olalım. Bakır alaşımları pirinç ve bronzdur. Bakır alaşımları pirinç ve bronz. Bunların erime noktası da 870 ila 1100 derece arasında değişmektedir. Bir de gümüş alaşımları var. Gümüş alaşımlarının erime noktası ise 630 derece ila 845 derece arasında değişmektedir. Son olarak alüminyum alaşımları var. Alüminyum alaşımlarının erime noktası da 570 derece ile 640 derece arasında değişiklik göstermektedir. Alüminyum alaşımlarının erime noktası. Isı kaynağı olarak daldırma, fırın, elektrik yöntemlerinin yanında oksiasetlen meşalesi,
birçok uygulama için mükemmel bir ısı kaynağı sağlamaktadır. Boraks, flux olarak yaygınca kullanılan bir tuzdur. Boraks. Sert lehim, borların bağlantı elemanlarına, sement ve karbür kesici uçların ise tutuculara, radyatörlere, elektrikli parçalara ve benzeri montajında kullanılmaktadır. Yani bir sert lehim uygulayarak boruları bağlantı elemanlarına montajlayabiliyoruz. Ve sement ve karbür kesici uçları da, yani bu malzemenin adı sement ve karbür kesici ucu, malzemenin ismi bu. Bu kesici uçları da tutuculara, işte radyatörlere, elektrikli parçalara montajlayabiliyoruz. Buna benzeyen parçalara montajlayabiliyoruz. Burada sert lehim bizim işimize yarıyor. Sert lehim kullanıyoruz. Bu sert lehim de yumuşak lehime göre oldukça güçlüdür. Oldukça fazla mukavemeti vardır yumuşak lehime göre sert lehimin. Sert lehim ve sert lehim kaynağını burada tablo halinde gösterdik son olarak. Birincisi daldırma. İşte birinci türü sert lehimin türü, birinci türü daldırma, ikinci türü fırın, üçüncü türü meşale, dördüncü türü elektrik, beşinci türü kaynak. Sert lehimde bakın burada ısı kaynağı olarak bunlar: daldırma, fırın, meşale, elektrik, kaynak. İşte burada daldırma dediğimiz, işte metali daldırıyoruz. Burada da kimyasal reaksiyonlar meydana geliyor. İşte fırın dediğimiz gaz ve elektrik. Yani bir gaz oluşumu oluyor. Elektrik burada zaten başlı başına gerekli. Her şeyden önce, gerçi burada fırını çalıştırırken odun kütükleri falan da kullanılabilir ama söz konusu kaynak olduğunda elektrik kullanmak daha güç sağlıyor. Daha fazla güç elde etmemizi sağlıyor. Üçüncü olarak meşale. Burada oksiasetilen ve oksihidrojen var. Bu, yani buradaki tabloyu biz şimdi üstünkörü böyle buraya koyduk. Bunlardan bu ünitenin ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Elektrikte burada resistance var, direnç. Dirençten bahsedeceğiz elektrikte. Buradaki, yani ısı kaynağı olarak elektrik yoluyla nasıl ısı elde ediyoruz? Meşale yoluyla nasıl ısı elde ediyoruz? İşte fırın yoluyla nasıl ısıyı elde ediyoruz? Daldırma yoluyla işte nasıl elde ediyoruz ısıyı? Onu söyleyeceğiz, göstereceğiz. Bir de burada kaynak var. Meşale burada. Torç meşale demek. Bir de ark kaynağı var. Onlardan da ilerleyen slaytlarda bahsetmeye çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Bir kusurumuz olduysa affola diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese başarılar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.